aldığımız kararlar var. Geçen gün söyledim. Şimdi aldığımız kararlardan bir tanesi şu. Bunu da yıl sonu itibariyle aldık. Uygulamaya geçeceğiz dedik. Peki biz ne yaptık? Yılbaşı bir karar aldık. Dedik ki, biliyorsunuz Türkiye'ye kapıda vize olarak gelen, büyükelçiliklere de vize olarak verilen 30-60-90 günlük artı vize serbestlisi olan ülkeler var. Buradan gelenler var. Gelenlerin bir kısmı çok doğal olarak geri dönüyor. Ama bir kısmı da Türkiye'de kalıyor. Vizesini ihlal ediyor. Vize serbestlisini de ihlal ediyor, vizeyi de ihlal ediyor. Baktık ki bu rakam büyümüş. İhlal eden. Size söyleyeyim. Oran olarak da. Yani bunu, biz bunu niçin çıkardık? Ve bunu kime uyguluyoruz? Türkiye'de vize serbestisiyle gelip Fas'tan Kırgızistan'a, İran'dan Özbekistan'a kadar birçok ülkeden sadece vize serbestisiyle gelen, yine vizeyle ülkemize giren Somali'den Kongo'ya, Irak'tan Filistin'e, Cezayir'e kadar olan ülkelerin toplam vize serbestisi ihlali yakaladığımız kaçak göçmenler içerisinde %28, %13 vize serbestisiyle gelen, %15 vizeyle ülkemize gelip vizeyi ihlal eden, yani 30 gün vize almışsa, ya mesela siz Almanya'ya gidiyorsunuz, 90 günlük vize alıyorsunuz. Arabistan'a gidiyorsunuz, 30 günlük vize alıyorsunuz. 30 günün sonunda dönmek zorundasınız yani. Böyle bir şey aklınıza gelmez ama burayı bir geçiş transit ülkesi olarak görüp veya ben geleyim burada kalayım anlayışında olanlarla ilgili toplam vize ihlali ve vize serbestisi ihlali oranı %28. Yakaladığımız kaçak göçmenler içerisinde. Bu büyük bir iş. Peki biz ne yaptık? Bunu yıl sonunda değerlendirdik. Değerlendirdiğimiz andan itibaren aldığımız tedbir, Dışişleri Bakanlığımızla oturduk. Bir, ortaklaşa bu konuyu değerlendiren bir komisyon kurduk. İki, yine başka bir şey daha gerçekleştirdik. Yaklaşık 78 ülkede, bunların 27 tanesi Afrika ülkesi, bütün büyük elçiliklerimize yeni biraz önce gördüğümüz milli ve yerli parmak izi programımızı gönderdik. Aynı zamanda parmak izi alma makinalarını da, aparatlarını da gönderdik. Ve orada vize alanların tamamı parmak izlerini vize alırken veriyorlar. Onunla beraber entegrasyonu kolluk kuvvetlerimizle, sınır geçiş kapılarımızla beraber kurduk. Şimdi bu neyi sağlayacak onu da söyleyeceğim. Buradan gelirken de parmak izini veriyor. Acaba vize alan kişi mi bu kişi diye. Bir, burada kontrol ediyoruz. İki, ona bir şey daha yaptık. Oradan vize alırken bir taahhütname imzaladık. Ben vizem süresince geri kalacağım, aksi takdirde vize ihlali yaparsam geri gönderilmeyi kabul ediyorum diye bir vize taahhütnamesi imzalattık. Bu niçin? Gelişi durdurabilmek için. Artı, hani pasaportu yırtıyor dedim ya, dahiler, İçişleri Bakanı ne demek istiyor dedi. Pasaportu yırtsa da parmak izini aldığımız için parmak izi eşleştirmesinden biz onun kim olduğunu anlayıp ülkesini söylemese de artık biz onu onun ülkesine gönderebilme kabiliyetine sahip oluyoruz. Bu arada bir şey daha yapıyoruz. Geldiği andan itibaren şurada kameraları görüyor musunuz? Kameralarla beraber fotoğrafı çekiliyor ve eşleştirmesi yapılıyor. Yani birkaç tedbiri bir arada ortaya koyan ve bunu sağlayan ve özellikle kaçak göçü engellemeye yönelik bir adımı da böylece atıyoruz. Attık ve başlattık. Şu anda yerli ve milli parmak izi sistemimiz çalışıyor. Bunun üstüne niye basarak söylüyorum? Dünyada 7 ülke üretiyor, bir tanesi de biziz Allah'a şükür. Peki biz niye ürettik? Çünkü kendi biyometrik verilerimizi başka ülkelere vermemek için, kendi kabiliyetimizi geliştirebilmek için bunu da geliştirmiş olduk. Bu da bizim önemli adımlarımızdan bir tanesi. Böylece hem ikamet başvurularında bunları sağlıyoruz zaten. Bu yapılan bir iş. Hem parmak izi yoluyla bildirim yükümlülüğüne geçilmiş. Hem emniyet ve jandarmaya anlık parmak izi sorgu imkanı sağlandı. Hem vize başvurularında parmak izi alınmaya başlandı. Hem de İstanbul Havalimanı'nda başladık. Bütün havalimanlarına bunu bir vesileyle koyuyoruz.